Evet, selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Bu videoda bireysel emeklilik fonlarına 10 yıllık perspektifle nasıl bakacaksınız ve oradan nasıl bir yorum yapabiliriz? Bunu sizlerle birlikte yapacağım. Garanti Emekliliğin fon karşılaştırma bölümünü ben kullanacağım. Sizler kendi emeklilik şirketinizin eğer varsa böyle bir sayfası onu kullanabilirsiniz. Bunu neden yapıyoruz? Bildiğiniz gibi hep uzun vadeli yatırıma odaklanmamız gerekiyor bireysel emeklilikte. Dolayısıyla burada genelde tefasta şöyle göstereyim. Fonlara baktığımızda 5 yıllık bir perspektif görebiliyoruz. Yani sadece son 5 yıllık performansla insanlar burada yorum yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu bazen yanıltıcı olabiliyor ve bunu 10 yıllık bir perspektife yani şu fonu seçeyim unutayım yola devam edeyim dediğinizde nasıl bakmanız gerekiyor doğru stratejine buna bakalım. Şimdi garanti emekliliğe girdiğinizde bilgisayarınızdan gireceksiniz burada fon koçu bölümü var. Ve fon karşılaştırmaları bölümüne geliyorum. Bu ekranda 10 yıllığı nasıl değerlendirebiliriz buna bakalım. Şimdi sağ tarafta zaman aralığı var. Buraya tarih aralığı gir diyorum. Burada 2024 ve 2023'ü almış. Ben buraya 10 yıllık perspektif için 14 yazıyorum ve uygula diyorum. Şimdi getiriler geldi. Ee, karşılaştırma ölçütü de tam şurada gri bir çizgi var. Bakın. Bunu da referans araçlar olarak gösteriyor ve ben burada doları tercih ediyorum. Çünkü dolar alsaydım ne olurdu? Yani bu yatırım yerine bu fonu seçmek yerine dolar alsaydım ne olurdu mu? gösteriyor bu çizgi bana. Ve şimdi bu çizginin sol tarafında kalan fonlar şu mavi noktalardaki getirileri bunlar dolar karşısında yenilmişler. Sağ tarafta kalanlar da dolar karşısında geçmişler dolardan daha fazla getiri elde etmeyi başaran fonları gösteriyor bana. Bir de bu 10 yıllık süreden daha kısa sürede arz edilmiş fonlar var. Onların getirilerini göremiyoruz. İşte burada Metaverse'nin teknoloji, garanti Metaverse ve teknoloji fonu var. Onun verisi yok ve diğer işte Karma EYF gibi daha henüz o tarihte piyasada işlem görmeye, da işlem görmeye başlamamış fonlar oldukları için göremiyoruz onları. Onlar değerlendirme dışında. Peki şimdi bunu çizdiğimizde 10 yıllık perspektifte de doların TL karşısındaki getirisi zaten %1339 yani 13'e katlamış vaziyette. Dolayısıyla bunu geçenlere bakmamız lazım. Yukarıdan başladığımda çok küçük bir getiriyle dinamik değişken var %1413 getirmiş yatırımcısına. Detaylarına gelip buradan hangi fonlara, hangi enstrümanlara yatırım yaptığını görebilirsiniz. Ama en yüksek getiriyi kimler sağlamış diye baktığımızda esasında burada hisse senedi fonlarını, hisse senedi fonunu ve katılım altın fonunu görüyoruz. Yani altın fonu bu getiriyi sağlamış. Burada hisseye baktığımızda 29 katlık bir getiri var. Altına baktığımızda 22 kata yakın bir getiriyi görüyoruz. Peki burada nasıl bir yorum yapabiliriz? Öncelikle dikkat etmemiz gereken ve esasında bu videonun da ana konusu... Şu burada sürdürülebilirlik hisse senedi ve temettü hisse senedi gibi hisse senedi fonları da var. Yani dolayısıyla hisse senedi fonları kazandırıyor dediğimiz zaman aslında orada bir parantez açmamız gerekiyor. Bu tarz spesifik fonlara gittiğimizde o getiriler düşebiliyor. Bazen doların bile çok çok gerisinde kalabilir. İşte burada temettü ödeyen yani şirketler fonu sadece 4 kat getirmiş ve hem enflasyona hem dolara çok çok fazlasıyla yenilmiş ve hatta burada 10 yıl boyunca yatırım yapıldığını düşünüyorsunuz. E, maalesef o getiriyi sağlayamamış, zayıf kalmış. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanında sürdürülebilirlik hisse senedi de aynı şekilde 18 kat doları ve enflasyonu geçmiş. Ancak daha iyisine baktığınızda her zaman genel endeksten şirket seçebilen yani fon yöneticisinin elinin geniş olduğu e, fonlar ön plana çıkıyor. Bunu biraz daha açmak istiyorum kafanızda oturması adına. Bakın hisse senedi fonuna geldiğimde bana burada diyor ki BIST yüzdeki hisse senetlerine yatırım yapar. Yani eğer fon yöneticisiyseniz bu fonun siz BIST yüzdeki herhangi bir şirketi bu fona ekleyebiliyorsunuz getiriyi sağlaması için orada hareket alanınız evreniniz havuzunuz çok geniş. Bu tercihleri yapabiliyorsunuz ve bunun neticesinde de siz 10 yılda 29 kat kazandırmışsınız. Fakat sürdürülebilirlik hisse senedine geldiğimde burada bir kısıt var. Diyor ki BIST sürdürülebilirlik endeksindeki hisse senetlerine yatırım yapabilir ya da S&P 500 yani Amerikan hisselerine yatırım yapacaksa da orada da sürdürülebilirlik endeksi olması lazım gibi kısıtlar var. Ve bu da fon yöneticisinin elini daraltıyor. O da uzun vadeye vurduğunuzda maalesef getiriyi bir miktar kısıtlıyor. Aynı şekilde temettü dediğimizde de bakın biz temettü endeksi haricindeki hiçbir şirkete yatırım yapamıyor bu fon. Dolayısıyla uzun vadede sınıfta kalabiliyor. Ama sizler piyasayı ben okuyabiliyorum hangi endeksin gideceğini biliyorum diyorsanız zaten buna ihtiyacınız yok. Yani temettü endeksinde bir fırsat varsa o şirketlerde oraya kaydırabilirsiniz. Fakat sürdürülebilirlik endeksinde, teknoloji endeksinde ne olup bittiğine dair bir haberiniz yoksa o şirketlerde, o sektörde ne olduğuna dair bir haberiniz yoksa sizin için en iyi seçenek her zaman genel endekse Yatırım yapan fonlardır burada hisse senedi fonunun 28 kat, 29 kat kazandırdığını görüyoruz. Altında 21 kat, 22 kat kazandırmış ama hisse senedi fonunun çok çok gerisinde kalmış. Ben burada size Garanti Bankasının BIST 100'e yatırım yapan hisse senedi emeklilik fonunu gösterdim ama illa bunu almak zorunda değilsiniz. Başka emeklilik şirketlerinin de bu tarzda fonları var. Peki onları nasıl bulacaksınız? Şimdi Tefas'a geldiğimizde bakın burada fon karşılaştırma bölümünde hisse senedi fonunu seçtik ve 5 yıllık bir perspektifte sıraladığımızda zaten yine ön plana bu fonlar çıkacaktır. Fakat burada katılım yani faiz hassasiyetiniz varsa Katılım olanlardan tercih etmeniz gerekiyor. Orada bir daralma oluyor ister istemez. Ancak o çok ciddi bir daralma değil. Yine bir havuz var fon yöneticisinin elinde geniş bir havuz var. Dolayısıyla bunlardan da seçilebilir. Devam ediyorum. Bakın HES kodlu fon var. İstediği fonu, istediği şirketi seçer burada hmm, fon yöneticisi. QMB'nin birinci hisse senedi var. Yani sadece hisse senedi ve katılım ibaresi geçmesi yeterli. Dolayısıyla ekstra bir şeyler teknoloji, biz banka işte temettü geçiyorsa orada daralmalar başlıyordur. Dolayısıyla ona dikkat edeceksiniz. Buradakilerin hepsi esasında genelde istediği şekilde şirketlere yatırım yapabilen fonlar. Bunlar arasından da seçebilirsiniz. İşte Anadolu Hayat'ın AH5'i var. Türkiye Hayat Emekliliği'nin katılım hisse senedi fonu var. Bunlar tamamıyla geniş bir havuzdan seçim yapabiliyor ve bunları bu fonları bireysel emeklilik sözleşmenizin fon seçiminde ana bacaklardan bir tanesi haline getirmeniz lazım. Eğer uzun vadeli yatırım yapacağım, ben bir fona geçeceğim ve sürekli değişiklik yapmak istemiyorum diyorsanız en azından büyük çoğunluğu ağırlığı bunlardan oluşturup kalanıyla farklı riskleri alabilirsiniz ya da dönemsel getirinin peşinde Koşabilirsiniz. Aksi takdirde e, bu getirileri elde etmek mümkün değil. Çünkü dolar ve enflasyon çok güçlü devam ediyor. Ve bunları geçebilen fon sayısı da çok kısıtlı. Uzun vadede yoksa ben bir fona geçtim 10 yıl tuttum. Neticede para kazanamadım. Keşke dolar alsaydım bireysel emeklilik yapacağıma gram altını alsaydım noktasına gelebilirsiniz. Ama bu tarz fonları tercih ederseniz çok 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 memnun olacağınız bir yatırım yapmış olursunuz. Bireysel emeklilikte bu şekilde 10 yıllık perspektifi sizlerle birlikte değerlendirmiş olduk. Kafanıza takılanları lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bize ulaştırmayı unutmayın. Ben bu video için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.